Kendinizi düz tercih etmişsiniz ama yakışmış size de. Sade oldu. Ama evet, güzel olmuş. Ya ürkek evet. Kedi gibi giriyor içeri. Bak uzak da kim diyor böyle. Bak ne kadar ürkek bak. Ay. Evet Aslı Hanım biraz öyle. Hani diyorum ya sana arada Pınar burada mısın hoş geldin. Pınar senin düğünün farkında mısın? Evet. Bir şaşkın bak utanıyor bak yere bakıyor. Bir kızım bak yere bakıyor bu şöyle. Ay, şey dua, bayağı uzundu Aslı Hanım da. Çok yürümüşsünüz hakikaten. Evet, evet yürüdük bayağı. Salon. Komut bekliyoruz burada. Aa! Başlayın diye. Neden? Başlayın. Konsept öyle gidiyormuş. Allah Allah. Düğün salonu. Aslında başta bu arada dans etmeyi bilmiyoruz biz. Belli oluyor. Bu arada belli oldu. Komut beklediğinize göre söyleseydiniz önce hazırlarlardı. Ya bir 7 yıl boyunca hiç mi dans etmediniz, hiç mi çalışmadınız? İnsan der ki ya biz ilk dansımızı bir gel bir deneyelim falan. Ha. Düğüne falan denemedik da gitmiş. Sana diyorum Pınar orada mısın? Denemedik aslında. Denemedik aslında. Pınar ne yaptı? Siz buluştuğunuzda hiçbir yerde dans etmediniz mi? Hayır etmedik. Gerçekten. Düğüne de mi gittin? Yani birlikte düğüne gittik de. Orada hiç dans etme. Yani eşim de benim gibi. Ha. Olabilir, sevmiyor olabilir. Sakin. Yalnız eşin senden iyi biliyor bak söyleyeyim. Evet. Bak biliyor. O hafif böyle bir artistik duruyor. Evet. Evet. Sen böyle yine başın önünde kuzum benim. Salonumuzu ne kadar tuttunuz Pınar Hanım? Salonumu 4500 lira. Güzel, kaç kişilikti? Bu bölümün muhasebe müdürüsün. Yemin ediyorum hiçbir şey kaçmadı. Evet. Elbise ne kadar? Onu ne kadara tuttuk? Aferin sana. Sandalyeler nasıl? Sandalye Yeşim. Evet. Yeşim sandalyeleri nasıl buldun? Benimkiyle hemen hemen aynı zaten. Güzel, hoş duruyorlar. Öyle mi? Evet. Kahve sandalyesi kimde vardı? Ben öyle düşünmüyorum aslında. Bir de şeyde aslında. Vardı. Kendinkilerde kahve sandalyesine benziyordu Aslı Hanım. Bir ikisinde vardı. Direkt. Ama sen kendininkilerde kafe sandalyesiydi. Siz böyle. Evet onlar bizim. Kafe sandalyesi beyefendi. Onlar daha özensiz gözüküyordu. İyi de bak işte hatırladığını da yanlış söylüyorsun. Bir de hayır kına salonuyla nişan salonu farklı olduğu için. Evet, nişan salonundakiler çok özensizdi. Benimkiler onlara göre daha çok özenliydi. Hey. Hayatım kahve sandalyesi, kılıflı sandalye nasıl mor özel olabilir? Hayır, hayatım mor neydi? Nasıl özel olabilir? Ay bu hale nasıl geldiler ya? Mor neydi? Hayatım sandalyeyi bulamayanlar var evet. Ya. Evet ayakta böyle ayakta. Orada önemli olan senin sandalyeye kimse dikkat etmez. Dur şimdi pasta geldi. Ha maketin güzelmiş. Gerçek gibi duruyor. Gerçek gibi maketi duruyor. Maketi güzelmiş. Evet. Hani böyle şeker hamurundan yaparlar ya süslemesi. Gerçek gibi duruyor. Çünkü şeker hamurundan yapılmış. Yok normalde şeyden yapıyorlar ya. Maketten. Ne diyorlar? Şeyden, köpükten. Köpükten. Bunlar şeker hamurundan yapmışlar bir tane. Evet. Ona giriyoruz biz de. Evet. Değil mi? Şeker hamuru. Evet. Hayır pastaya gülüyoruz. Ha. Daha orijinal marjinal bir şey bulamadık mı diye. Ya onlar getiriyor, siz de seçemiyorsunuz. İyi bak, tabii. Güzel yani ikinizin birlikte eğlenebilmiş olması güzel. Eğleniyoruz, evet, eğleniyoruz. İşte bu kafa yapılarınız uyuşuyor yoksa zor bu hayat. Çok zor aslında. Uzunmuş saçım. Bozuldu, dış çekim de vardı o anda. Albümlerin var mı? Var Aslı Hanım. Nerede? Onu bir getir de hemen sonrasında albümleri görürüz. Buyurun. Ha, bu düğün salonundaki albümümüz. Yani. Bu mu sadece albümümüz? Dur bakalım birazcık görelim bakalım bir oynamaları da sonra albümünü göstereceğim. Ben gizliden bir bakayım. Direkt bilezikler aldı evet. Gözüme. Hep kaç tane takıldı Pınar Hanım? Kaç bilezik takıldı Pınar Hanım? Kaç dal takıldı? Kaç dal? Hanım kaç dal? Dal. Dal dal. Biraz vardı. Bir 17-18 tane vardı. İyi güzel. Güzel beğendim. Memnun kaldınız mı? Evet. Dirseklere kadar doldurmuş işte. Vardı. Kınada da takı oldu bizim. Hani kınada da takı, düğüne gelemeyenler kınada da taktı. Kınaya gelip taktılar. Aha. Evet. Sağ olsunlar. Pendik de mi oldu? Evet, pendik de oldu aslında. Bu da pendikte. Bu ev daha önce boş muydu? Burası boştu. Kimse bekliyorlarmış. Yoktu. Evet. Gelin hanım gelecek. Evet. Çağrı yapmışlar damada. Al da getir artık boş durur. Ben 6 ay kirada oturdum Aslı Hanım. Aa. Evet, çarşının içerisinde. Neden? Kiraya gittim ilk. Neden düşünmedin yani burada boş bir ev varken? Daha merkezi bir yer tercih ettim. Ha, o yüzden sonra neden buraya geldin? Yalnız olmadı. Yani
Yalnız olmadı. Çünkü biz kalabalık bir ailede büyüdük. Tabii. Yani eşim orada dedi, evimiz de hazır varken. Eşim de dedi. Bebek de olunca. Aynen öyle. Yani bir şey aynen mesela öyle. Eşin atıyorum işi uzar. Evet. Bir hastalık falan kesinlikle olsa hemen aile kesinlikle koşar gelir. Kesinlikle. Bence doğru bir karar evet aldık. Neymiştik. Şimdi bu ne yöresinin halayı? Bu Kars. Kibar, kendimize kibar geldik ya. Değil mi? Oyun istiyor ya. İstiyor her canım gün oyun istiyor ya. Diyorsun. Evet, Yeşim Hanım yerinde duramamıştı. Evet. Ben hiç halim oturmadım. Var ya, bu oruçlu bir de sen bugün sahur da yapmamışsın. Evet, nasıl dayanıyorsun? Bilmiyorum ya. Yani. Enerji geliyor bir şeyler. Beni oluyor görünce oldu. Ama evet, uzun yıllardır çalışınca insan öyle oluyor. Beni görünce diyorum da. Aslanım sizi görmeden de enerjik oluyorum ben. Çünkü hep aklımda siz var. Ya yalan. Sizinle kalkıyorum. Ayak kaçan ya değil mi? Böyle evet, bir gerçek aslında. Diyorum aslında şöyle bir şey. Sabah siz geldiniz diyor. Acaba bugün ne renk giyecek mesela? Bak bak bak. Nasıl gözünüz aydınlanacak? Ben de diyorum ki Allah'ım Yeşim'in bugün sesi kısık mı acaba? Yok, Yeşim bugün akşam nasıl bombalar patlatacak? Açtım akşam sizin için. Ya. Ya iki gündür sönük kaldım sessiz. Yok yok Esta, sen hiçbir türlü sönmezsin. Bence de aslında. Merak etme. Yanımda siz varsanız sönerim. Ay senin ışığın hep yansın güzelim. Hepinizin. Burada hepiniz, bütün salon alaya kalkmış yalnız. Evet, evet. Hızlıya geçmişler. Bu peki şey senin yören mi eşin karışık, yöresi mi? Karışık aslanım. Yani, karışık. Yani. Ortaya karışığı bir durmak istiyorum. Olmuş. Herkes halayda. Çok güzel olmuş. Teşekkürler. Balayına nereye gittiniz? Alaçatı'ya gittik, İzmir'e. Nasıl geçti? Gayet güzel. Var mı fotoğraflar? Evet, var fotoğraflar. Görelim bakalım balayında. Kaç gün kaldınız? 5 gün kaldık aslında. Tadını da bıraktık. Dinlenebildiniz. Tadını da bıraktık. Evet. Küçük bir yer zaten. Olsun, yeter 5 gün. Yeterli. Ay ben de çok uzun tatil yapamıyorum. Evet. Alışıyor insan aslında. Tatil. Geri dönesi gelmiyor. Ben çok sıkılıyorum ya, çok uzun tatil yapamıyorum sahiden. Hemen diyorum işimin başına gideyim, işlerimle ilgileneyim. Evet, evet, sen de benim gibisin belli. Evet. Bisiklet de çok şıkmış. Ne güzelmiş. Evet, evet, çok güzelmiş. Ay gökyüzünün maviliği. Evet, evet aslında. Çok güzel fotoğraflar. Evet. Kaldığınız yer falan mı resim çektiğiniz? Arka tarafında yine buna benzer bir butik otel vardı. Çok da güzel. Muhasebe olarak sorayım Aslı Hanım. Balayımız ne kadar geldi? Evet, muhasebe müdürümüz sordu balayımız kaça çıktı. Çok ucuza mal ettim. Çünkü önceden mi önceden almış? Rezervasyon yaptırmıştım otele. Ama açık rezervasyon yaptırmıştım. Ne güzel zaman gideceğimiz belli olmadığı akıllı için. Akıllı, finansçı evet kız. Evet. 2000 lira verdim 5 güne. Bayağı ya. Yani her şey içerisinde. Her şey içerisinde. Çok güzel. Ah fotoğraflar, dış çekim bunlar. Dış çekim. Çünkü bu bendeki albümde dış çekimi görelim o zaman. Dış çekim. Nereye gittiniz dış çekime? Dragos, Maltepe Dragos. Güzel bir yermiş. Sokaklar değil mi? Sokaklar, kuzenim fotoğrafçı kendisi. Aa, çok güzel. Kendisi çekti fotoğraflarımızı. Eğlenceli Doğal geçti. Diyor. Evet, eğlenceli geçti. Bir şey soracağım, hem fotoğraflara bakalım. Eşinin en sevdiğin huyu hangisi? Eşimde. En sevdiği huyu anlayışlı olması. Anlayışlı bir eş. Evet, çok anlayışlı. Peki sevmediğin bir huyu? Biraz inatçı. Peki kendinde en sevdiğin huy, en sevmediğin huy ne? Ben de inatçıyım aslında. Onu sevmiyorsun herhalde. Sevmiyorum. Evet, kendimdeki inatçılığı sevmiyorum ama ister istemez oluyor. İnsanın oluyor. Peki, sevdiğin huyun ne? Sevdiğim huyum Aslı Hanım. Bir düşün. Ben söyleyeyim mi? Ben sevdim çünkü saygılısın. Evet.
Evcimensin. Evet. Hanım hanımcıksın. Tam öğrettiğin gibi değil mi? Övüyorum seni. Oldu mu? Kayınvalidenler falan izleyecek ya. Başka ne öğretmiştin? Dur bakayım. Çok hamaratın falan. Hamarat. Şaka bir yana bunların hepsi tabii ki benim duygu ve düşüncelerim. Teşekkür ederim Aslı. Mesela yeşimi sor. Yeşim nasıl Aslı? Onu vallahi bize sorun Aslı Hanım. Hiç bu kadar ağır az konuşan bir gelin görmemiştim. Kesinlikle. Buse'yi sor mesela. Buse'cim. Finans sen müdürümüz. Evet Buse Hanım. Gerçekten finansta. Buse maşallah ben, şaman Gözde ben donarken böyle askılıyla geziyor işte. Daha ne olsun. Gözde'nin içinde bahar ve yaz var. Evet. Hiç kışı gelmiyor. Ama içinde de biraz önce beni nazar ayetleriyle okuyan ayrı da bir maşallah, dualı bir kız var yani. Şimdi de yıllanmış bir gelin. Burada yıllanmış 19 yıllık bir gelin. Haydi bre bakalım bu haftanın birincisi kim olacak? Gelin evinden tam 16'nın sahibi kim olacak? Şu albüme de bakalım da efendim oradan düğün geçelim salonu. Artık. Düğün salonu. Puanlamamıza. Maket pastamızı evet, maket görelim. Siyah beyaz. Şöyle. Ama zaten ay, senin profesyonel fotoğraflarını gördük evet, çok evet. Güzel. Kemancı da poz vermiş. Kemancı ön planda sizden çok rol çalmış. Acayip mutsuz aslında. Evet. Yo yo rol çalmış. O çok ciddi bir şekilde kemanını çalıyor. Rol çalmış sizden önde. Söyleyeyim ben sana. Evet. Allah Mesut Bahtiyar çok eylesin bir tanem. Sağ olun. Puanlamamıza geçelim mi? Geçelim aslında. Sırada puanlama.